Bugün Ala Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir tarafta ilçe kaymakamımız, bir tarafta da Ala Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz ve Bölge Müdürümüzle birlikte bugün Ala Organize Sanayi Bölgesi'nin bir adeta röntgenini çektik. Evet. Acaba Ala Organize Sanayi Bölgesi hangi yılda kuruldu, hangi avantajları ve fırsatları üzerinde barındırıyor, gelecekte neyi hedefliyor, bunları bir masaya yatırmış olduk. Ben de burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum ve tüm bu sizlerin de anlatımından gördüm ki Ala Organize Sanayi Bölgesi ihtimamla özel bir şekilde kurulmuş. Ciddi manada müteşebbislerimizin bir araya gelmesiyle önemli bir hedefe, istihdam hedefine, üretme hedefine ama bunu yaparken de çevreci bir anlayışla, çevreyle bütünleşerek, bulunduğu yerle bütünleşerek ve Ala'daki gelecekte planlanan limanlarla da entegre olacak şekilde yoluna devam ediyor. Bunlar yeterli midir? Yeterli değildir. Bugün sizlerin de anlatımınızdan öğrendiğimiz üzere burada şu anda 42 tane işletmenin faaliyetine devam ettiği ve 1500'e yakın da istihdam sağladığını görüyoruz. Genel olarak büyüklüğüne baktığımızda hakikaten 10 milyon metrekare, 10 bin dönüm, 1000 hektarlık alan üzerindeki ve her bir noktası parselasyonu yapılmış, imar planı açısından yatırımcılarımıza her an için gelenlere cevap verebilecek şekilde her bir parselin başına hizmetlerin gittiği ve özellikle de Türkiye'de olmayan, dünyada da istisna olan bir tünel sistemiyle, elektriğiyle, içme suyuyla, iletişim kablolarıyla birlikte ihtiyaç olabilecek tüm hatlarının yer altından bir tünel sistemiyle gittiği ve arıza olduğunda da kazmadan tünelin içerisine girerek bunun tamiratının yapılabileceği bir organize sanayi bölgesi. O açıdan bir avantaj içeriyor. Ben inanıyorum ki burada haritalardan da baktığımız üzere hem yakın bir zamanda geçecek Çanakkale otoyolunun hemen Ala Organize Sanayi Bölgemizin önünden planlanması, yine Bergama'ya gidecek tren hattının ve Çandarlı'ya gidecek tren hattının hemen Organize Sanayi Bölgemizin önünden geçecek olması ve ona göre giriş çıkışlarının planlanması ve Ala'da yapımı devam etmekte olan Körfez içerisinde, çünkü bir tarafa baktığımızda dikili Bergama, bir tarafta da Ala, Çandarlı limanını da dikkate aldığımızda Petkim'in ve civarındaki diğer 5 limanı da dikkate aldığımızda Ala Organize Sanayi Bölgesi önemli fırsatları üzerinde barındırıyor. Dolayısıyla buradan da bir çağrı yapıyoruz. Ala Organize Sanayi Bölgesi altyapısını tamamlamış, çevreci ve her türlü yatırımcıya fırsatı da verebilecek şekilde ve yatırım yapanın mevcut zamanda ve gelecekte de kazanabileceğini, ürettiğini kısa yoldan, liman yoluyla, demir yoluyla ülkelere gönderebileceği önemli bir fırsat içeriyor. Karayolu ve otoban bağlantısını da içerecek şekilde bu avantajı iyi kullanmak isteyenler, ucuza üretip ve dışarıya satmak isteyenlerin de özellikle Ala Organize Sanayi Bölgesi'ni tercih etmeleri kendi fırsatları ve gelecekleri için iyi bir yatırım olacaktır diye düşünüyoruz. Şüphesiz ki ilimizde 13 tane organize sanayi bölgesi var. Bunlardan 4'ünün yapımı devam ediyor. 9'u da şu anda faaliyetine devam ediyor. Her biri birbirinden kıymetli ama özellikle Ala Organize Sanayi Bölgesi'nin son dönemlerde kimya ihtisas organize sanayi bölgesi vasfını da üzerinde barındıracak şekilde ve sadece kimya değil, karma organize sanayi bölgesi avantajını da üzerinde barındıracak şekilde yoluna devam etmesi yatırımcılarımız için de bir fırsat sağlıyor. Bundan faydalanmalarını da diliyoruz. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Organize sanayi bölgesinin kuruluşundan bugüne kadar ortaya koyduğunuz heyecan, emek, özveri, tüm arkadaşlarınızla birlikte başta yönetim kurulu ve müteşebbis heyette olmak üzere hakikaten önemli bir mesafe almışsınız. Artık bundan böyle de özellikle altyapısı hazır parsellere de yatırımcılarımızı İzmir'e
ve Ala Ağa'ya da beklediğimizi bir kez daha buradan deklare ediyoruz. Ve inanıyoruz ki Ala Ağa Organize Sanayi Bölgesi mevcut altyapısı ve fırsatlarıyla gelecekte hakikaten hem İzmir'in hem de ülkemizin göz bebeği organize sanayi bölgelerinden biri olmaya da namzettir. Sizlere ve tüm ekibinize de çok teşekkür ediyorum. Gerek yönetim kuruluna, müteşebbis heyete, yönetim kuruluna ve hem de organize sanayi bölgesi, bölge müdürlüğümüz ve personeline bu katkılarınız için teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bizim söyleyebileceklerimizin en fevkaladesini, en güzelini, en iyi bir şekilde, yani süper bir şekilde bizi izah ettiniz. Çok mutluluk duyduk, çok sağ olun. Bütün söylediklerinizin hepsini beraber görerek konuştuğumuz şeyler bunlar. Biz vatandaşlarımızı, ben buna bir tek şey verdim, bizden bilgi almak isteyen, bizimle irtibat etmek isteyen, bizde burada ne olduğunu görmek isteyen kim olursa olsun bize bir telefon etmeleri kafi. Bizim telefonlarımız Ala Ticaret Odası olarak, Alusbi olarak her yerde var. Nereden isterlerse alabilirler. Yeter ki bize bir telefon etsinler, bize bilgi verin, nasıl bir iştir, ne yapılmak lazım, neyi görmemiz lazım desinler. Biz her türlü hizmeti vermeye hazırız. Bunu da sizlerle birlikte en iyi şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü siz buraları gördükten sonra buranın muhakkak canlanması gerektiğini, az evvel de ifade ettiğiniz gibi, birlikte hareket ettiğimiz takdirde herkesi buraya cazip hale getirdiğimizi göstereceğiz. Herkesi cezbedecek bir halde olacağını düşünüyorum. Çok çok teşekkür ben ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık diyorum. Ayrıca şunları da ifade etmek lazım. Ala Ağa Organize Sanayi Bölgesi'nin nitelikli ve yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak için bizim iş kurun imkanlarını buraya seferber etme noktasında, daha da kaynakları buraya aktarmada özellikle koşturma şeklinde çalışmayı yapacağımızı, bununla birlikte üniversitelerimizin burada nitelikli eleman yetiştirecek, belki ara elemanı dediğimizde yanlış anlaşılıyor olabilir, buranın nitelikli kalifiye iş gücünü sağlayacak, evet, hem ailesini geçindirebilecek hem de ülkemizin istihdam noktasında katkısını alabilecek, işsizlere de iş bulabilecek bir üniversite organize sanayi bölgesi irtibatını da kurmak istiyoruz. Bu konuda da bundan sonraki birinci hedefimiz, evet, üniversitelerimizin burada meslek yüksek okulu şeklinde yüksek okulları açarak kalifi eleman yetiştirilmesinin altyapısında kurma noktasında olacağımızı ifade ediyoruz. Onun dışında şüphesiz ki burada ifade ettik, demir yolu, otoban ve diğer güzellikleri burayla da bütünleştirmek lazım. Yani şunu ifade etmek istiyoruz. Bugün 1500 tane işçi çalışıyor ise gelecekte burada 50 bini hedeflemek lazım. 50 bin hedeflendiğinde 50 bin işçinin her gün buraya gidip gelmesi, dışarıdan taşınması şüphesiz ki bazı sıkıntıları, zorlukları da barındırabilir. Aynen. Bizim vatandaşlarımızın arkasından değil, vatandaşlarımızın önünden giderek, onlara yol göstererek burada 20 bin, 30 bin, 40 bin işçinin, kişinin, kalifiye elemanın çalıştığı bir ortamda onların rahatça gidiş geliş yapabileceği, trafik sıkışıklığını da dikkate alarak yakın noktalarda toplu yaşam alanlarının oluşturulmasını da yerel yönetimler, merkezi idare, Çevre Şehircilik Bakanlığı, TOKİ olmak üzere bunun bir avantaj halinde, fırsat halinde sunulması gerekiyor. Bunun da takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Sizin dile getirdiğiniz bir başka konu şüphesiz ki ülkemiz 6 alanda bir teşvik sistemi içerisinde gelişmiş yer olarak bakıldığında İstanbul, İzmir, Ankara gibi noktalar teşvik sisteminin dışında. Sizlerin dile getirdiği şüphesiz ki bu doğrudur. Ama hemen yakınındaki 30-40 kilometre yakınındaki yerler 3. 4. derece teşvik sistemi içerisinde olduğunda o zaman yatırımcıların da oraya kaymalı gibi durum oluyor. Bunun da ilgili otoriteler nezdinde, hükümet nezdinde, bakanlıklar nezdinde gerekli görüşmelerini yaparak acaba bu konuda bir mesafe alınabilir mi? Bu endişeyi ve bu öngörüyü karşılayacak bir tedbir geliştirebilir mi? Bunun da arayışı içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ama şüphesiz ki bir Yüksekova'yı, bir Diyarbakır'ı, bir Batman'ı, bir Erzincan'ı,
bir Yozgat'ı İzmir merkezde bir tutmak da mümkün değil. Yani mutlaka bir sınıflandırma gerekir ama bu gibi önemli altyapıyı oluşturmuş ve yatırımcıyı bekleyen, altyapısını yaparak önemli bir imkan sunulmuş bir alanda yatırımcılarımızı buraya liman avantajıyla, otoban avantajıyla buluşturmak gerekiyor. O zaman bunlara acaba ne gibi fırsatlar sunarak yatırımcılarımızı buraya çekebiliriz? Teşvik tedbirleri gibi ihtiyaç duyulabilecek alanlardaki bir takım cazip teklifler ve ortamlar nasıl sağlanabilir? Bunun da arayışında olacağımızı, hep birlikte takip edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.